Kanal 34 ekranları gündem özel programından hepinize sevgiler. Ben Cihat Dündar. Bugünkü konuğumuz Hak İş Sendikası İstanbul Beşnoğlu Şube Başkanı eğitimci yazar Mustafa Şişman. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun, iyiyim. Bugünkü konumuz aslında sizin Hak İş Sendikası İstanbul Beşnoğlu Şube Başkanı olarak yaptığınız ve yürüttüğünüz çalışmalar olacaktı. Ama biz daha sonra tüm Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş üstünde gerçekleşen deprem felaketi üzerine konuşmak istedik. Çünkü siz Hak Arama Umutimi üyesi olarak deprem bölgelerinde yoğun bir çalışma sarf ettiniz, oraları gözlemlediniz ve neler yaşandığına şahit oldunuz. Öncelikle sizleri tanımayanlar için veya şu an bizleri izleyenler için sormak istiyorum. Mustafa Şişman kimdir? Mustafa Şişman, Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmetli Sendikası İstanbul Beşnoğlu Şube Başkanıyım. Diğer sivil toplum kuruluşlarında da görevlerim bulunuyor. Bugün burada bulunuyor olmamın sebebi Hak İş Konfederasyonumuza bağlı Afet İşleri Komitesi'nin uhdesinde olan Hak Arama Umut Timi'nin bir neferi görevlisi olarak bulunuyorum. Evet. Biliyorsunuz ülkemizde büyük bir deprem felaketi oldu. Binlerce, on binlerce kaybın olduğu bir felaket aslında bu. Sadece 11 ili değil tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı diyebiliriz. O yüzden siz deprem bölgelerinde ne tür çalışmalar yürüttünüz öncelikle? Öncelikle girizgahta bahsettiğim gibi Hak Arama ve Umut Timi diye Hak İş Konfederasyonu Başkanımız Mahmut Arslan Bey'in direktifleriyle hiçbir sendikada şu ana kadar yapılmayan bir çalışma yapıldı. Evet. Konfederasyonumuzun ve sendikalarımızın içerisinde Afet İşleri Koordinasyonu'nda bir komite kuruldu. Bu komitede de bu işlerle ilgili yetenekli arkadaşlarımız görevlendirildi. İçişleri Bakanlığımızın bünyesinde ve öncülüğünde de bununla ilgili AFAD'la birlikte bir eğitim çalışması yapıldı. Ve Hak İş'in belirlemiş olduğu isimler bu eğitimden yararlandırıldı ve sertifikalandırıldı. Evet. Ekim ve Kasım 2021 yıllarında bu çalışmalar yapıldı. Ankara'da da bu eğitimler tamamlanarak bu arkadaşlarımıza sertifikaları takdim edildi. Tabii ülkemiz deprem ülkesi olması hasebiyle hazırlıklarımızı önceden yapmalıyız. Tedbirimizi de önceden almalıyız. Bu anlamda bir öngörüde bulunarak konfederasyonumuz ve başkanımız bir çalışmayı önceden yapmış oldu. İyi ki de yapmışız. Evet. Biraz sonra detaylarını konuşmuş olacağız. Şimdiden emek verenlere, bu işi önceleyip eğitimi sağlayanlara teşekkür ediyorum. Çünkü bu eğitimlere öncelik vererek aslında siz deprem bölgelerine de hızlıca gidebildiniz. Evet. Orada çalışmalar yürüttünüz birçok kişiyle. Oraya ilk adım attığınızda ne hissettiniz? Cihat Bey, öncelikle 11 ilimizde meydana gelen bu deprem felaketinde hayatlarını kaybedenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Zorluk içerisinde hayatlarını sürdüren, deprem mağduru olan depremzede kardeşlerimize de kolaylıklar diliyorum. Şimdi Hak İş Konfederasyonu olarak Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 04:17 saatlerinde meydana gelen bu depremle birlikte Konfederasyonumuzun başkanı ve Afet İşleri Komite Başkanlığımız çok hızlı bir şekilde aynı saat ve dakikalar içerisinde toparlanarak daha evvelki yapmış oldukları hazırlıkları yanlarına alarak olay mahalline intikal ettiler. Ve 3 gruptan oluşan bir çalışma grubu oluşturdular. İlk grup yaklaşık 10 gün kadar Kahramanmaraş'ta il merkezinde ve ilçe merkezlerinde bir takım çalışmalar yürüttüler. Birçok canlı insanımızın kurtuluşuna, canlı kurtarılmasına sebep oldular, öncülük ettiler. Ve birçok vatandaşımızın da enkazdan cansız olarak da olsa kurtulmalarına öncülük etmiş oldular. Birinci ekibimiz 10 gün kadar orada bir çalışma yaptı. Ağır bir çalışma, hummalı bir çalışma yürüttüler. İkinci ekibimiz yine nöbetleşe olarak ikinci çalışma dönemini devraldı. Onlar da aynı şekilde çalışmalarını Maraş üzerinden yürütmüş oldular. Ve üçüncü olarak da biz de kendimiz üçüncü grup olarak orada yer aldık. Arkadaşlarımızın bırakmış olduğu yerden nöbetimizi, görevimizi sürdürmeye çalıştık.
Siz de 10 gün kaldınız galiba orada. Yok, bir hafta kadar kaldık. Daha az bir zaman kaldık orada. Evet. Peki bu iş yoğunluğunuzdan dolayı mıydı bir hafta kalış olmadı? Yok, koordinasyona bağlı olarak. Yani planlı olarak. Tabii planlı, evet. Peki oradaki insanların durumunu gözlemlediniz. Evet. Oradaki insanların aslında kayıpları olduğunda bir de zorluklar da var tabii orada şimdi. Kesinlikle. Birçok ihtiyaç eksikliği. Evet. Bunlarla ilgili ne diyorsunuz mesela? Tabii orada 11 ilde eş zamanlı olarak yaşanan bir olayda asrın felaketi diye tabir ettiğimiz, kamuoyunda da bu şekilde yer alması sebebiyle bu şekilde ifade etmemiz daha doğru olur. Herkesin aynı anda aynı eşit haklara geldiği, aynı mağduriyeti yaşadığı bir ortamı yaşamış olduk. Ama konfederasyonumuz genel başkanımızın öncülüğünde, kamuoyundan da takip etmişsinizdir, Allah razı olsun, Türkiye Tek Yürek programında tüm depremzedelerimize 10 milyon TL bağışta bulundu. Evet. İkinci olarak Hak İş Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın da katkılarıyla 100 milyon TL civarında bir katkı sağlanmış oldu. Ve yine kampanyalar düzenleyerek birçok çalışmalarımızı, kampanyalarımıza burada dahil etmiş olduk. Yöneticilerimiz bir maaşlarını orada bağışladılar. Üyelerimiz de karınca kararınca, kendi güçleri yettiğince de bu kampanya dahil oldular ve halen de kampanyalarımız devam ediyor. Ayrıca insani yardım anlamında, nakdi yardımın yanında da aynı yardımlar orada yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. İlerleyen dakikalarda bunları da ilave edebiliriz. Evet, bir de orada aslında sizin o anı, ambiyansı fotoğraflarla elde etme ve medyaya sunma gibi fırsatlarınız da oldu. Oldu. Birçok duygusal ve üzücü anları da şahitlik ettiniz ve onları isteksiz bir şekilde aslında kameraya yansıtmak zorunda kaldınız diyebiliriz. Evet. İstemeye istemeye fotoğraflama gereksinimi duyduğunuz bir an oldu mu? Ya oldu. Biraz sonra belki yayında da görme imkanımız olacak. Eğer uygunsa onları da yayına alabiliriz ilk fotoğraflardan itibaren. Evet, tabii burada kimse olay mahalline tamamen insani yardım amacıyla gidiyor. Kimse reklam olsun diye gitmiyor. Tabii. Biz de o amaçla gitmedik. Öncelikle bireysel anlamda, ferdi anlamda ve kurumumuzun vermiş olduğu görev, misyon gereği orada yardım faaliyeti olarak veyahut da kurtarma faaliyeti olarak bulunduk. Ama bunun yanında da konfederasyonumuzun ekranlarda gördüğünüz gibi onlarca tırı burada yiyecek, içecek, giyecek, gıda, ilaç vesaireden oluşan birçok tırımızı orada olay mahalline intikal ettirdik. Ve oradaki görevlilerimizin de öncülüğünde vatandaşlara dağılımını sağlamış olduk. Evet, peki onlarca tır gönderimi sağladınız ve içinde aslında o anın çok da önem arz eden ihtiyaçları vardı. Öncelik sırasına göre, öncelikle gıda, tabii başta su olmak üzere yiyecek, evet, içecek ihtiyaçları vardı. Daha sonra deprem anında, depremin olmasıyla can havliyle dışarıya çıkıp üzerine hiçbir şey alamayan vatandaşlarımız var. Ve malum şartlar, kış şartları, evet, bir taraftan kar yağıyor, yer yer tipi yaşanıyor. İnsanlar tabii olan halleriyle dışarıya çıkmış oluyorlar. Ekstra giyeceklere veya polarlara, battaniyelere ihtiyaçları oluyor. Onları da aynı şekilde takviye etmiş olduk. O ihtiyaçlarını da karşılamış olduk. Peki bu gönderimleri sağlarken yağmacı gruplara rastladınız mı? Veya orada rastlayanlardan bir duyum aldınız mı? Duyum aldık. Kendimiz bizatihi karşılaşmadık bununla ilgili ama karşılaşılan vatandaşlar oldu. Hamdolsun Hak İş'in yardım tırları sağ salim toplanan yerden dağıtılacak yere kadar emin bir şekilde ulaştı. Vatandaşlara da ulaştırıldı. Evet, ulaştırılmasında zaten sizin üye olarak orada görev alan Tabii bu 11 faaliyetimizin 11'inde de teşkilatımız var. Orada teşkilat başkanlarımız var. Teşkilat üyelerimiz var. Onların da koordinesiyle bu yardım dağıtımlarını sağlıklı bir şekilde birebir yapabilmiş olduk. Evet, bir de tüm Türkiye aslında elinden geldiği kadarıyla yardım etti ve hatta bu yardım dünya sınırını da aştı ve yabancı farklı ülkelerden de destekler geldi. Evet, doğru. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Öncelikle Türk halkının birleşmesinden söz edelim. Yani öncelikle tabii Türk halkının bu denli can siperhane
bir çalışma yapması, insani yardım noktasında bir kuvvet oluşturması, çalışma yapması, gece gündüz demeden yardım kuruluşlarına o yardımları kendileri iletmiş olmaları, aynı ve nakdi olarak bunları sağlamış olmaları. Yani ülkemiz belki ekonomik olarak tam böyle zor süreçten geçiyor derken Rabbimin takdiriyle böyle bir olay meydana geliyor. Ama insanımız hiçbirisi kendini düşünmeden tamamen karşı tarafı düşünerek, depremzede vatandaşlarımı düşünerek cebinde ne varsa, elinde ne varsa, yanında köşesinde ne varsa hiçbir miktarına ölçüsüne bakmadan oradaki yaralara merhem olmaya, oradaki sancıları sarmalamaya çalışmıştır. Türk halkının bu insani davranışına canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Tabii bunun yanında yerli ve yabancı yardım kuruluşları da hemen ülkemizin, milletimizin yanında oldular. Karınca kararınca yardım etmeye, buradaki yardıma karşılık vermeye gayret gösterdiler. Onlara da ayrıca müteşekkiriz. Evet. Onun dışında Türk halkının sadece maddi yardım dışında kendisi de direkt olarak deprem bölgelerine gönüllü olarak gitme fırsatı buldu birçoğu insan. Evet. Biliyorsunuz farklı illerden. Evet. AFAD da bunlara tabii bir önlem alıyor tabii izin evet. vererek. Onlarla ortak çalışma yaparak aralarına alabildiler gönüllüleri. Çok teşekkür ederim. Yerinde bir soru sordunuz. Yani bu bundan sonra da konuşacağımız, konu edeceğimiz konulardan bir tanesi. Tabii insani yardımı yapmak gerçekten çok önemli. Çok evet. kıymetli. Fakat bunu tasnif etmek, öncelik sırasına göre dizayn etmek, evet. depolamak, antrepo hizmetlerini vermek ve daha sonra öncelik sırasına göre olay mahallinde bunu dağıtmak bir organizasyon gerektiriyor. Bu çok önemli. Bunu yapmamız gerekiyor. İki, bu yapılan yardımlar evet, insani yardım olarak, arama kurtarma faaliyeti olarak sorunuzun cevabı hı hı. olarak söylemiş oluyorum. Herkes o anda orada olmak istiyor. Evet. Elinden ne geliyor yapmak istiyor. Bunlar da çok önemli, çok kıymetli. Fakat AFAD bir orada açıklama yaptı. Önemine binaen bir açıklama yaptı. Burada her isteyen değil de eğitimli olan, bu konuda maharetli olan, hatta mümkünse sertifikalı olan kişiler gelsin ki biz isabetli bir çalışmayı ortaya koyalım. Birçok insanı canlı olarak kurtarabilelim. Birçok insanı sağ salim almaya çalışalım. Eğer bu mümkün değilse cansız bedenleri de yine en az zayiatla onları çıkartmış olalım diye bu önlemi aldı ve yerinde bir önlemdi. Ve belki de bundan sonra da yetişmiş eleman sayısını artırarak bu çağrıya daha sağlıklı cevap vermiş olacağız. Evet. Sizce şu an 27. gününde olan depremde çalışmalarda organizasyon eksikliği oldu mu? Şimdi bu nereden baktığınıza bağlı. Genel kümülatif olarak değerlendirdiğimizde gecikme oldu, efendim ilgilenilmedi, geç müdahale söz konusu falan diye konuşuluyor olabilir. Bunu tartışma konusu yapmak istemiyorum. Hı hı. Fotoğrafı bir bütünüyle değerlendirecek olursak ben tabii hem Maraş'ta hem de Hatay'da görev aldım. Her iki ili de gezmek, görmek, oradaki olayı fotoğraflamak gibi bir şansım oldu. Orada gerçekten bir kere şunu altını çizerek söylemek lazım. Dünya tarihinde ender denilebilecek ölçekte ve derinlikte bir deprem yaşadık. Bunun tarifi mümkün değil. Ve ben bu işin uzmanı değilim. Sadece gönüllüsü ve sorumlusu olarak, yani tim görevlisi sorumlusu olarak burada bulunuyorum. Uzmanlarımız bu olayı daha iyi yakından takip ediyorlar. Kamuoyuyla paylaşıyorlar. Televizyonda ve radyolarda bu konuları ne yapıyorlar? Açıklamayı ve aydınlatmaya çalışıyorlar. Gerçekten asrın felaketi dediğimiz eşine benzerine daha önce hiç ülke olarak rastlamadığımız bir felaketle karşı karşıyayız. Ve 11 ili bu kapsıyor. Dolayısıyla burada ufak tefek şeyler olmuş olabilir. Yaşanmış olabilir ama bunlar asla kasten bilerek yapılan şeyler değildir. Ha umarız buradan daha iyi dersler çıkartırız. Rabbim bir daha yaşatmasın. Yaşatırsa daha tedbirli, daha temkinli, daha hazırlıklı olmalıyız. Ha bu bölgede gördüklerimizde ben şunu açıkça söyleyeyim. AFAD'la ilintili beraber çalıştık. Eş zamanlı olarak çalıştık. Kızılay'la beraber çalıştık. Devletimizle, polisimizle aynı ekipte yer aldık. Birbirimizle görev dağılımı yaparak bir çalışma yürüttük. Kesinlikle devletimiz A'sından Z'sine kadar
tüm kurum ve kuruluşlarıyla olay mahallinde yerini aldı. Kendi pozisyonunu, herkes kendi sorumluluk alanını orada belirleyerek elinden geleni yapmaya çalıştı. Evet. Peki siz incelediğiniz kadarıyla deprem bölgesindeki en önemli ve hızlıca tükenen başlıca ihtiyaçları sayabilir misiniz? Ya tabii ki öncelikle su, gıda, temizlik ve hijyen maddeleri. Daha sonra barınmak için çadır ve çadırın içerisindeki insani yaşam koşullarına bağlı olarak gerekli olan malzemeler, battaniyedir. Efendim çadırın içine sergilecek olarak yataktır, süngerdir, ısıtıcılardır. Ondan sonra elektrik ve enerji ihtiyaçlarıdır. Depremin 27. gününün olduğunu düşündüğümüzde şu an için en önemli ihtiyaçlardan birinin de hijyen ürünleri olduğunu söyleyebilir miyiz peki? Hijyen tabii ki her zaman bu ihtiyaç var. Hayat devam ettiği müddetçe bunlara ihtiyaç devam edecektir. Ama şu anda dediğim gibi tüm devletimizin kurum ve kuruluşları, evet, sivil toplum kuruluşlarımız şu anda alanda. Evet, biz bugün İstanbul'dayız, görevimizin başındayız ama olay yeriyle arkadaşlarımız vasıtasıyla haberdarız. Neler isteniliyor? Önceden planladığınız tabii, gruplar orada tabii, hala tabii, görev tabii yapıyorlar. Neler istiyorlar, nelere ihtiyaçları var. Evet. Biz onlarla irtibat halindeyiz, temas halindeyiz. Onları da karşılamaya çalışıyoruz. Evet, ihtiyaçlar alanda vardır ama alan dışında bunlar sağlanmaya devam ediyor. Evet. Peki biraz daha aslında oradaki çalışmalara değinebilir miyiz? Mesela arama kurtarma ekiplerine arama kurtarma yapabilecek kadar veya iyice ön izleme yapabilecek kadar şahit olabildiniz mi? Tabii. Yani şartlar ilk izin verdi mi daha doğrusu? Girizgahta şöyle, mesela Ankara'dan hareket edip Maraş'a gidebilmek için hareket eden aracımız normalde Ankara'dan Kahramanmaraş'a 6 saat, 7 saat gibi bir zaman diliminde ulaşabiliyorsunuz normal zamanda. Ama o günün şartlarında 6 Şubat tarihinde malum kış şartları, hava karlı ve tipili, gidemiyorsunuz. Yollar yer yer açık gibi gözükse de kış hazırlığı yapamayan araçların yolda olması, yolda kalması, arıza yapması ve tipi nedeniyle kilometrenin azalması nedeniyle bu saat 12 saate kadar çıkabildi, ulaşabildi. Bunlardan kaynaklı, şartlardan kaynaklı bazı gecikmeler söz konusu olabilir. Yolların da hasar gördüğü. Tabii yollar, yolların hasar görmesi, emniyetli olamaması, önünüzü görememesi, ki yardım ekibi, tabii her arkadaşımız ayrı bir ilden geliyor. Her gün o yolu, o güzergahı kullanan kişiler değiller. Çünkü o yolu bilmek gerekir. Normal zamanda gidilen zaman gibi gidemiyorsunuz. Onun aksamaları mutlaka olmuştur ama buna rağmen, her şeye rağmen vatandaşımız oradaki yerini almak, o katkı sunmak için aynı anda yola çıktığı için bir sirkülasyon da söz konusu oldu. Onun da getirdiği dezavantajlar da olmuştur. İster istemez orayı aksattılar aslında çalışmaları. Tabii tabii. Yani yola çıkarak veya aynen destek olmak için giderken aslında hem zorlandılar hem de destek olabilecek eğitimli kişileri. Ama bir şunu ilave etmek isterim. Belki soracaksınız. Mesela ben ilin ismini vermeyeyim. Her iki ilde de bulunduğum için AFAD yetkilileriyle bu konuyu konuşurken dedim ki devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla burada görüyoruz. Katkıda bulunuyorlar, seferber olmuşlar, ne yapabiliriz'in gayreti içerisindeler. Ama halk arasında şöyle bir tabir var. Yani gecikildi, yeterli olunmadı falan gibi bir söylem var. Bu nedir dedim. Yetkilimiz bize şu cevabı verdi. Gerçekten bu çok manidardır. Altını çizmek gerekir. Benim 90 kişilik yetişmiş eğitimli ekibim var. Normal onlar burada oturuyorlar ve bu ekip için hazırlıklı haldeler. Fakat olay günü, olay saatinde 90 kişilik ekibimin 75 tanesi rahmetli oldu. Sadece 15 tanesiyle bu ile hizmet veriyorum. Olayın vahametini ortaya koyuyoruz. Evet. 60 tane itfaiye ekibimiz var. 40 tanesi rahmetli oldu. 20 tanesiyle bu hizmeti verebiliyoruz diyor. Evet. Pekala dedim, bunu da düşünemediniz mi? Siz günlük olarak bu işleri yapan, planlayan bir kişisiniz, kurumsunuz. Böyle bir durumun gelebileceğini akledip de ikinci B planı düşündünüz mü? Dedim, tabii ki düşündük. Ne düşündünüz dedim. Yan ilden destek alırız olarak
düşündükleri. Ama o ilde. O ilde aynı şekilde durumla evet. karşı karşıya kaldı. Muhtemelen o ilin yetkilileri de aynı şeyi düşünmüştür. Yan ilden alırız evet. diye. Karşılıklı olarak böyle bir afetten kaynaklı, afetin getirmiş olduğu gerçeklerden kaynaklı olarak bazı aksamalar söz konusu olabilir. Böylece yakın illerde görülen tabii, zarar, tabii. Depremden etkilenmeyen illerden yardım gelse de geç gelmesine sebep olabildiği yollardan kaynaklı kesinlikle. Olarak. Kesinlikle. Evet. Biraz daha aslında sizin deprem bölgesindeki gözlemlerinizle devam etmek istiyorum ben. Görsellerle evet. ve video. Olabilir. Şimdi Hakiş Konfederasyonumuzun, Afet İşleri Komitemizin ilk andan itibaren yer alarak olay mahallinde ekranda gördüğünüz gibi oradaki bizim arkadaşlarımız şu anda arama kurtarma faaliyeti yapıyorlar. Bir vatandaşımızı canlı kurtarmak için gayret gösteriyorlar. Üç tane arkadaşımız farklı farklı, burada isimlerini zikredebiliriz. Yaklaşık 6-7 tane apartmanda bu çalışmayı yürüttüler. İşte gördüğünüz gibi bir vatandaşımızı canlı olarak orada kurtarıyorlar. Aslında çok da dikkat isteyen bir iş. Yani şöyle Cihat Bey, bu çalışmalar bir kuyumcu titizliği gibi çalışma gerektiriyor. Oradaki yapacağınız en ufak yanlış bir hareket vatandaşın canlı değil de cansız çıkmasına sebebiyet verebilir ki bu çok büyük bir vebaldir, sorumluluktur. Bu bizim vicdanımızı sızlatır. Evet. Bu eğitimi aldığımız sırada da eğitimcilerimiz bunu bize özellikle altını çizerek söylediler. Ve bu arkadaşlarımız da şunu özellikle söyleyeyim. Hakiş Konfederasyonumuz bünyesinde bu eğitimi alan arkadaşlarımızın hepsi gönüllü arkadaşlardı. Aynı zamanda da bu konuda hassas ve bir o kadar da ehemmiyetli donanımlı arkadaşlarımız, yani. Donanımlı arkadaşlarımızdı. Ki zaten depremden... Yine bu ikinci apartmandaki yapılan bir çalışma, ismi çok önemli değil. Bir belediyemizle beraber ortak yürüttüğümüz, yine AFAD ekibimizle müşterek hareket ettiğimiz bir arama kurtarma faaliyeti. Buradan da yine ikinci bir canlı vatandaşımızı görevli arkadaşlarımız çıkartmak üzereler. Dediğim gibi yani bu bizleri rahatlatıyor. İyi ki konfederasyonumuz bu isimde, bu başlıkta bir eğitim vermiş, bu insanları eğitmiş, sertifikasına varıncaya kadar tüm donanımlarını kendilerine iletmiş. Ve tabii istemeyiz böyle bir olayların yaşanmasını ama yaşanması halinde de karşılıksız kalmamış. Ülkemiz, milletimiz, üyelerimiz sahipsiz bırakılmamış. Evet. Bir de aslında AFAD çalışanlarının ve diğer arama kurtarma çalışmalarına katılan fertlerin de uzun bir süre dinlenmeden çalıştığını söyleyebilir miyiz? Tabii yani şöyle, bunu bizden de duymanız mümkün, diğer ekiplerden de duymanız mümkün. Orada çalışan arkadaşlarımız bu çalışmaya başladığı andan itibaren kendi üzerlerinde maddi ve manevi sorumluluk hissediyorlar. Bir vebal hissediyorlar. Almış oldukları bu görevi sonuçlandıracak kadar. Ne zaman sonuçlanacak bu bilinmiyor. Yani bir bakarsınız, belki farazi konuşuyorum, yarım saatte kurtarabileceğiniz bir insanı şartlar gereği ve depremin vermiş olduğu durum gereği 1 saat, 2 saat, 3 saatte sürdürülebiliyor. Evet. Dolayısıyla bu görev bitmeden o görev sonlanıncaya kadar arkadaşlarımızın akıllarına ne açlık, ne susuzluk, ne de uykusuzluk maalesef gelmiyor, gelemiyor. Evet. Bu da doğal bir şey, insani bir şey ve arkadaşlarımız da bunları yaşadılar. Dedikleriniz de oldu ama bunlar çok da böyle insanlar üzerinde, görevliler üzerinde olumsuz etki eden bir durum değil. Evet. Şimdi burası da yine farklı bir çalışma. Bizim çalışmalarımızın yer aldığı yer. Arkadaşlarımız burada yine arama kurtarma faaliyeti yapıyorlar. Burada da gözlemcilik yapıyorlar. Afet olmuş, belirli bir enkaz alınmış. Şu anda aktarma faaliyeti yapılıyor. Bu aktarma esnasında da acaba gözden kaçan bir cansız beden var mıdır veya cansız bir varlık var mıdır diye bunları gözlemliyorlar. Burada tabii insanlarımızın canlı bedenlerini çıkartmak asıl hedefimizdir. Bu mümkün olabildiği kadar yapıldı, yapılmaya çalışıldı. Değilse cansız bedenleri en azından çıkartalım ki bu bedenlerin sahipleri, yakınları da en azından cansız bedeni de olsa elde edelim, evet. bir mezarını görelim diye düşünüyorlar. Ayrıca tabii
insanlarımızın yanında burada affedersiniz hayvanlarımız da oldu. Kedilerimiz oldu, köpeklerimiz oldu. Onlar da buradan cansız bedenleri çıkartıldı. Onlarda da bir yardım faaliyetimiz oldu, kurtarma faaliyetimiz oldu. Evet. Peki insanların tepkileri, sinir sistemleri o halde nasıl oluyordu? Yani şahit olduğunuz bir sinir krizi anı oldu mu? Oraya şöyle bir cevap vereyim. Ben kendim Sakaryalıyım, Akyazılıyım. 99 depremini bizzat yaşayan bir kişiyim. Daha sonra Kasım ayında gerçekleşen Düzce depremini de bizatihi yaşayan bir kişiyim. Dolayısıyla orada insanlarımızın yapısını çok iyi biliyorum. Ya yani bir depreme maruz kalmak, bir yakınınızı kaybetmek veya bir yakınınızı enkazdan çıkartmak, bunu şu anda sade cümleyle tarif etmek mümkün değil. Bunun acısı, sancısı, efendime söyleyeyim ruh hali çok farklıdır. Dolayısıyla burada da 11 ilimizde de o vatandaşlarımızın haleti ruhiyesi aynıdır. Onları anlamaya çalışıyoruz. İnsan üzülebilir, tepki gösterebilir, canı yanmıştır, farklı bir refleks içerisine girmiş olabilir. Bunlar gayet normal ve doğal ama genel itibariyle gözlemlediğim fotoğrafta insanlarımız inançlı ve tevekkül sahibi. Yani bu deprem olağanüstü bir afet. Dolayısıyla burada yaşananlar da olağanüstü bir durum. Buradaki yakınlarımız da bu durumdan mütevellit. Artık canlıysa canlı bedenleri çıkartıldı, değilse cansız bedenleri çıkartılmış oldu. Rabbimin imtihanıdır. Biz bu imtihanı yaşadık. Rabbim beterinden korusun, milletimiz var olsun, milletimiz sağ olsun şeklinde bir cevaplar aldık. Ekstra şeyler de olmuş olabilir. Bunların bazılarını farklı görmüş olabiliriz. Farklı değerlendiriyorum. Ama onları da anlayışla karşılamaya çalışıyorum. Evet. Aslında depremde yakınlarını kaybeden, etmeyen ama o ortamda bulunan, o havayı soluyan insanların ciddi bir psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu da söyleyebiliriz sanırım. Şöyle, ben her iki ilimizde de az önce ifade ettiğim şekliyle devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarının orada çalışma yap. Askerimizin güvenlikle, asayişle, yağmalamalara karşı tedbirleriyle, daha sonra orada enkazı kaldırırken kıymetli eşyaların muhafazası ile bir takım çalışmaları var. Hakeza polisimizin hem asayiş hem oradaki emniyet tedbirlerinin alınması ile ilgili. Sağlık görevlilerimizin hakeza canlı çıkartılan kişilerle yakinen ilgilenmesi, onların durumlarının fotoğraflanması ve onları normal hayata döndürülmesi ile ilgili görevlerinin yapılması. Diğer sivil toplum kuruluşlarımızın tüm devlet kurumlarımıza ve devlet görevlilerimize takviye güç olarak görev yapmaları. Ondan sonra mesela Diyanet İşleri Başkanlığımızın oradaki cansız kurtarılan vatandaşlarımızın defin, tekvin işleriyle uğraşması, cenaze namazlarını kıldırmaları, manevi rehabilitasyon şeklinde onlara bir görev vermeleri. Hakeza psikologlarımızın, orada pedagoglarımızın hem büyüklere, yaşlılara hem küçük yavrularımıza psikolojik destek vermeleri, bununla ilgili çadır kurmaları, onlara orada bu takviye hizmetlerini vermeleri. Yine gıda sektöründeki Tarım ve Gıda Bakanlığımızın oradaki sağlıklı gıdayı sağlaması, onları sağlıklı bir şekilde yaşamaları noktasındaki çalışmalarını hepsini ayrı ayrı bizatihi gözlemledik. Her kurum ve kuruluşumuzun kendi üzerine düşen görevleri, vatandaşımızın ihtiyacı olan ihtiyaçlarını karşılama noktasındaki çalışmaları birebir görmüş olduk, şahit olduk. Evet. Mustafa Bey, bölgedeki gösterilerden önce müteahhitler konusuna da değinmek istiyorum ben aslında. Yani şu dedim ya, benim yine uzmanlık alanım değil. Burada yanlış bir şey ifade etmek istemem. Ama az önce atıfta bulmuş olduğum Marmara depreminde o zaman da iki tane sloganı hiç unutmuyorum. Sakarya için Sakarya'mı seviyorum, ilimi terk etmiyorum diye bir slogan vardı. Ki herkes depremden dolayı başka bir ile gitmek istiyordu falan. Daha sonra burada valiliğimiz, o zamanki kurum ve kuruluşlarımızla beraber böyle bir slogan üretildi. Vatandaşlarımız da buna mutabık kaldı. İlinden kaçmadı, ilinde kaldı. İlin kalkınması için de gerekli her şeyi yaptı. İkinci slogan da tüm devlet olarak yapılan, konuşulan bir slogandı. Deprem öldürmez, binalar öldürür şeklinde. Çok yerinde bir ifade, yerinde bir tabir. Evet, deprem öldürmüyor, binalar öldürüyor.
Şimdi bölgeyi gezdiğimizde gerek devletimizin kurumlarının, TOKİ gibi kurumların yapmış olduğu binaların sağlam zemine oturtulması, sağlam şekilde yapılması ve bu depremden yara almadan, hatta binaların çizik dahi olmadan kurtulması, bu bizim için bir referans. Ne demek? Binayı sağlam yaparsak depremden de sağlam kurtulmuş olabiliriz. Ama binaları sağlam yapmazsak, bize verilen katla yetinmeyip ilave katlar yaparsak veya binaları yaparken gerekli malzemeyi kullanmazsak, gerekli tedbiri almazsak, gerekli kontrolü yapmazsak, böyle istemediğimiz bir sonuçla karşı karşıya kalmamız kaçınılmazdır. Evet. Dolayısıyla burada herkes kendi vicdani muhasebesini yapacak. Ben bu depremde yaşananlardan sorumluluğum var mı? Bir payım var mı? Gerek ruhsat verenler, gerek inşaat müteahhitliğini yapanlar, gerek işçiliğini yapanlar, gerekse bunlara göz yumanlar veya yummayanlar olarak. Herkes kendi vicdani muhasebesini yapacak. Burada bu sorumluluğun altına kendi elini koymuş olacak. Evet, belki de bir ders çıkartılarak ona göre. Kesinlikle. Burada her halükarda bir ders var. Olumlu ve olumsuz yönde. Az önce örneğini verdik. Siz tedbirlerinizi aldınız. Her türlü yapılması gerekeni kanunlara, nizamlara uygun olarak yaptınız. Ama takdiri ilahi, işte fotoğraflarını görüyorsunuz. Yol yoruluyor. Yani orada santimetrelerce yarıklar oluşuyor. Veyahut da belirli bir metrelerce uzunluğu da sürebiliyor. Buna yapılacak bir şey yok. Fiyat Bey, bunun üzerine çelik kondüksiyondan da yapsanız, ne kadar çok kavi, mukavemetli binalar da yapsanız, işçilik de yapsanız, buna bir şey yapamazsınız. Evet. Bu kaçınılmazdır. Ama bu belirli bir fay hattı üzerinde olmuş. Bunun dışında olanlar ne oluyor? Etkilenme suretiyle, kendi dayanıklılık gücüne bağlı olarak ne kadar dayanabiliyorsa o kadar ayakta kalabiliyor. Evet. Örneğin özellikle Maraş'ta, ismini vermeyeyim, bir site var. Birçok bloktan oluşan, bizim de görev almış olduğumuz bir site var. O sitedeki bütün bloklar yıkıldı. Sadece iki tane blok ayakta kaldı. Bir tanesi biraz daha zemini farklı bir yerdeydi. Bir tanesi de arkasındaki yapılı olan bir yapıya yapışık olduğu için ayakta kaldı. Normalde belediyemiz oraya 7 kat ruhsat vermiş. Normal yol eğimli bir yer. Eğimin üzerinden baz alırsanız 7 kat olması gerekiyor. Ama eğimin altından kot alarak binayı başlatıp temelden tavana kadar bir bina yapıyor. 4 katta alttaki eğimden kat kazanarak 7 katlık bir yeri 11 kata çıkartıyor. Evet. Yani 7 katlık bir ruhsatla 11 katlık bir bina yapmış oluyor. Ve bu sitenin %90'ı, hatta %95'i yıkıldı. Ve en çok ölü sayısı da oradan çıktı. Evet. Şimdi burada şunu da değinelim. Deprem yönetmeliği açısından, deprem kanunu açısından ülkemizin deprem kanunu dünya ülkeleri arasında en güzel, en yetenekli, en geniş kanuna sahip. Kanunla ilgili ülkemizin hiçbir problemi yok. Yani teorik olarak iyiyiz. Bizim problemimiz pratik. Yani kanunun karşısındaki yapılaşmanın ta plan, proje, efendime söyleyeyim ruhsat, tam bitim aşamasına kadar kontrol sisteminde bir problemimiz var. Bu problemi ortadan kaldırırsak bizim depremle ilgili, depremdeki binalarla ilgili problemimiz de maksimum seviyeden minimum seviyeye inebilecek. Evet. Şu anda bunu konuşmamız gerekir. Evet. Peki 11 ilin tahmini toparlanma süresi ne olur sizce? Çünkü hala çalışmalar yapılıyor. O illerin iyileştirilmesi için elden gelinenler yapılıyor tüm Türkiye tarafından. Şimdi Cihat Bey, şimdi yapılanları zaten kamuoyunda tüm vatandaşlarımız biliyor. Hem ekranlar karşısında hem de konuşmacılarımızın konuşmaları yazılı basın karşısında, radyo yayınları karşısında izliyorlar ve takip ediyorlar. Devletimiz sağ olsun ilk andan itibaren olay mahalline intikal etmiş. Tüm bakanlarımız bu illere görevlendirilmiş ki her iki illeri bakanlarımızla yakinen görüşmüş, konuşmuş olduk. Onları orada bizatihi gördük. Çalışmaları takip ettiğine şahit olduk. Devletimiz kısa sürede öncelikle olayı canlı olarak vatandaşları kurtarmaya çalıştı. Evet. Daha sonra
canlı olarak çıkamayanları, mümkün olmayanları cansız olarak çıkartmaya çalıştı. Hemen çok hızlı bir şekilde çadır hizmeti vermeye çalıştı. Akabinden çadır kent, önce çadır kent oluşturdu. Şu anda çadır kentte hayatlar devam ediyor. Ve o günden itibaren de şu anda konteynerler olay mahalline intikal ediyor. Hatta şu anda konteynerlerde yaşamaya da başladılar. Yani ilk günlerde, ilk haftalarda çadırla, daha sonraki haftalarda ve ay içerisinde konteynerle hayatlarını devam edecekler. Ve bir yıl içerisinde de kalıcı konutların şu anda zemini oluştu, temelleri atıldı, yer yer filizler yükselenmeye başladı. Evet. Bir yıl içerisinde de inşallah, umarım ki daha önceki deprem bölgelerinde de bu çalışmayı yaptılar, gördük, şahit olduk, onları referans olarak kabul ediyoruz. Bu bölgede de aynı çalışmayı ve aynı takvim içerisinde yapacaklarını, tamamlayacaklarını inanıyorum. Ve insanımız bir yıl içerisinde kalıcı konutlarına kavuşmuş ve normal hayata dönmüş olacaklar. Evet. Mustafa Bey, verdiğiniz bilgilerden, deprem bölgesindeki çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Deprem bölgesinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve yaralılara acil şifalar dileriz. Gündem Özel Programı'nın bugünkü konuğu Hak İş Sendika Başkanı Mustafa Şişman. Bir ilave yapmak isterim bitirmeden önce Cihat Bey. Sendika olarak az önce yapılan yardımları, kampanyaları anlattım. Evet. Hala kampanyalarımız devam ediyor. İki konu var. Mesela bir tanesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. İşte 3 gün sonra kutlanacaktı. Biz her yıl konfederasyon olarak, sendika olarak bu kutlamalarımızı yapıyoruz. Büyük salonlarda, büyük katılımlarla yapıyor idik. Bu deprem nedeniyle Hak İş Konfederasyonumuz ve sendikalarımız bugünü büyük salonlarla, büyük katılımlarla kutlamayacak. Burada yapılacak olan çalışmaları, katkıları, efendime söyleyeyim, promosyonları diyelim. Biz deprem bölgesindeki kadın üyelerimize ulaştırdık. Evet. Ulaştırmaya da devam edeceğiz. Belki görsellerde görme imkanımız olabilir. O tırımız da oraya ulaştı. Evet. Ve oradaki sendika şube başkanlarımız ve Ankara'dan gelen sendika başkanlarımızın da katkısıyla onların dağıtımını gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Evet. Diğer bir husus, bu çalışmaların neticesinde deprem bölgesinde yapmış olduğumuz çalışmalarla birlikte deprem bölgesinde kalacak evi olmayan başka illere giden kardeşlerimiz oldu. Gerek sağlık sebepleri, tedavi süreçleri gereği onları hastanelerde ziyaret ediyoruz. Ne ihtiyaçları varsa karşılamaya çalışıyoruz. Şayet iyilerse de yine güvenli bir şekilde kendi illerinin dışında kalmaları gerekiyorsa o illerde kendilerini destekliyoruz, ziyaret ediyoruz. İhtiyaçları varsa bunları da karşılamaya çalışıyoruz. Bu hizmetlerimiz devam ediyor. Ben de bu yapılan çalışmaların çok kıymetli olduğunu, insanımıza her an ve şartta sıradan bir sendika değil, sadece bir ücret sendikacılığı değil, sosyal, sivil bir sendikacılık yaptığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Örnekleriyle ortaya koyuyoruz. Ve bu depremde hayatını kaybeden depremzede kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olumsuz olarak etkilenen ailelere de, fertlere de kolaylıklar, sağlıklı, sıhhatli bir ömür niyaz ediyorum. Bu 1-7 Mart deprem haftası münasebetiyle ki programımız bu kapsamda gerçekleşti. Deprem haftamızı kutluyorum. Nice bu depremler haftasını kutlayalım ama bu deprem haftalarını eğitimli bir şekilde, donanımlı bir şekilde, yaptıklarımızı olumlu bir şekilde gerçekleştirecek bir hafta olarak kutlamış olalım. Son kez yarın akşam idrak edeceğimiz Berat gecemizi tebrik ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ederiz. Mustafa Bey, siz aslında bu çalışmalarınızla örnek olduğunuz gibi ziyareti bulunduğunuz depremzedelere de bir moral kaynağı oldunuz aslında. Tabii. Biz de çalışmalarınızdan dolayı sizleri tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Bir sonraki programımızda farklı alanda başarı gösteren konuklarla görüşmek üzere. İyi günler.